tane polisimizin, bir tane de sınırdaki askerimizin katledilmesinden sonra yönetim kurulu toplantımızda bütün evlerimize ve iş yerlerimize bayrak asma şeyini, çağrısını yaptık. Yönetim kurulumuz evine, iş yerine, biz de partimize hemen Türk bayrağını astık. Asmayan arkadaşlar var mıdır? Zannetmiyorum. Herkes hassas davrandı bu konuda. Çünkü bu şehitler hepimizin şehidi. Bu vatan için bunlar mücadele ediyorlar. Bu terörle mücadeleyi de yapmak zorundayız. Görüyorsunuz halimizi. Bu Türkiye'nin üzerine saldıran terörü eğer biz yok edemezsek, Türkiye'nin geleceği karanlık olacaktır. Hem şehidine sahip çıkmamız lazım, hem de güvenlik güçlerimizin yapacağı harekatlara, yapacağı mücadelelere sahip çıkmamız lazım. Milletimizin bu konuda rahat olmasını da istiyoruz. Çünkü bu mücadele hakikaten yani bitene kadar devam edecek. Bu terör artık Türkiye'den çekilmesi, kalkması lazım. Gerçekten olgun çağrı, bayrak Türkiye halkının bir sembolüdür. Koltukla bir insan değerinden önemli değildir. Ama bu ne yazık ki devletin başındaki yetkililer, Türkiye'yi yöneten insanlar henüz bu konuda bir adım atmadılar, bir özveride bulunmadılar. Her gün şehitlerimiz geliyor, analar alıyor, çocuklar yetim kalıyor, eşler dul kalıyor ve bizim de yüreğimiz parçalanıyor. Tam bu aşamadayken Türkiye, Haber Gazetesi Genel Yönetmeni Sayın Necdet Uzun'un bu çağrısı bence olumlu bir çağrı. Bir hafta sürecek bu protesto niteliğinde, birlik beraberimiz gösterme niteliğindeki bu eyleme destek veriyoruz, destekliyoruz. Ben zaten partimizde her zaman bayrağımız mevcut, asılı vaziyette. Fakat evlere asılması doğrultusunda ben üyelerimizde gerekli şeyi, mesajı yayınlayacağım. Gece saat 9'da ışıkların bir dakika süreli yarım söndürülmesini ben üye arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Keşke Necdet Bey'in başlatmış olduğu bu eylem türü Türkiye'ye birlik ve barış kardeşliği getirse. Evet, maalesef Samsun, Türkiye genelinde son zamanlarda terör olayları tekrar portladı ve kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Tabii bunun bir takım sebepleri olduğunu söyleniyor, söylüyorlar. İşte hükümetin kurulamamasına bağlıyorlar ama biz tabii ki terörle mücadele edilmediği için, terörle müzakere edildiği için terör olaylarının arttığını ve iyice güçlendiklerini, şehirlerde nüfus bulduklarını, oralarda alan hakimiyetlerini daha da arttırdıklarını ve yine de şu anki mevcut hükümetin, ki tek başına iktidar olan hükümet şu an devam ediyor. Uzun Bey'in bugünkü yazısında bahsettiği gibi bir toplumsal tepki ortaya koymamız artık şart oldu, kaçınılmaz oldu. Kendi önerilerini sonuna kadar destekliyoruz. Bizler teröre çok duyarlı bir partiyiz. Milliyetçilik damarlarımızın, sinir uçlarımız açık. Oraya dokunulduğu zaman çok çabuk tepki veren, çok çabuk reaksiyon gösteren bir topluluğuz. Bu reaksiyonu artık milletçe hep beraber vermemiz gerekiyor. Bir taraftan tabii slogan olsa da içi çok dolu bir slogan. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu bizim yıllardır kullandığımız bir slogandı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkücülere, ülkücü gençlere özgü bir slogandı. Her ne kadar şehitlerimizin geldiği bu durumda, bugünlerde çok üzgün olsak da artık insanların bu bilinçle, bu sloganı da içlerine sindirip şehitlerin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini tek vücut halinde, stadyumlarda, sokaklarda haykırmaları bizleri bir anlamda mutlu ediyor. Teröre lanet yürüyüşleri, şehitleri tabii yapmak gerekiyor, yapalım. Bu birlik ve beraberliğimizi artıran bir olaydır. Yani o yürüyüşler belki biz de katılırız. Henüz şimdiye kadar Saadet Partisi olarak bu konuda bir adım atmadık. Sadece yol gösteren bir siyaset izliyoruz ama o yürüyüşleri yapmak, teröre lanet etmek, PKK'ya lanet etmek, şehitler ölmez, vatan bölünmez çağrılarında bulunmak, her ne kadar birlik beraberliğimizi pekiştiriyor olsa bile şu anki mevcut hükümete aklama hareketi olarak ben bunları görüyorum.